muhabbetullah ve marifetullah arasında bir ilişkinin varlığından söz edilebilir miyiz? Biraz daha açabilir miyiz? Evet. Şimdi burada sevgi noktasında yani marifet, bilgi ve muhabbetullah. Hı hı. Yani bir şeyi sevmemiz için öncelikle onu bilmemiz lazım. Yani bu da bilgiyle gerçekleşir. Yani Allah'tan insana gönderilen bilgi, vahiy dediğimiz olgu aslında insan için çok büyük bir şeref. Çünkü Allah insanı kendisine muhatap alma şerefini insana bahşediyor. Evet. Belki de bu açıdan baktığımız zaman en şerefli mahluk, en şerefli yaratık, en şerefli yaratılmış olarak insanın tarif edilmesi, bunun altındaki insana verilen değeri gösteriyor. Evet. Yani sevgide belki Kur'an-ı Kerim'de geçen ilginç kıssalar var. Mesela Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasında gördüğümüz, Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerinin Yusuf Aleyhisselam'ı kıskanması. Yani aslında o kıskançlıkta Yakup Aleyhisselam'ın Yusuf Aleyhisselam'a olan sevgisi yatıyor. Züleyha'nın Yusuf Aleyhisselam'a olan o kadınları bile şaşırtacak, ellerini kesecek, meyve bıçaklarını ellerini kesecek kadar şaşırtacak o sevgiyi, orada da bir sevgi var. Peki bu sevgiyle ilahi olan sevgiyi nasıl buluşturacağız? Yani nihayetinde Yakup o sevgiyle nihayetinde Yusuf'una kavuşuyor. Züleyha da belki o tevbe süreçlerini, pişmanlık süreçleri sonucunda çektiği ızdıraplarla Yusuf'una kavuşuyor. Ama bunun ortasındaki şey ne? Muhabbet. Yani muhabbet. Yani marifetullah ve dedik muhabbetullah. Dolayısıyla Allah'ın bilgisine ulaşmak, ki biz buna ne diyoruz? İşte sufiler irfan diyorlar. Hı hı. İrfan yani yakini bilgi diyorlar. Marifet diyorlar. Marifetullah diyorlar. Bu önemli, değerli bir bilgi. Ve bununla ne yapıyor insan? Kendi üzerindeki olumsuzlukları erdeme dönüştürüyor. Yani bilgi aşka, aşk da insanı ne yapıyor? İnsani değerleri elde etmesine, faziletleri kazanmasına. Dolayısıyla Allah'a olan sevgimizin altında yatan aslında o bilgi, bu salt bir, kuru bir, tabiri caizse ansiklopedik bir bilgi değil. Veya bu dünyevi bir bilgi değil. Bu dünyevi aşkın bir bilgi. Ve bu bilginin şuuruna varan kul ne yapacaktır? Kulluğunun bilincine ulaşıp gerçek aşkta, ki sufiler bunu ne yapıyorlar, nasıl ifade ediyorlar? Yani hiçlik mertebesine indiriyorlar kendini. Mutlak olan tek varlık vardır, Cenab-ı Hak'tır. Onda ne yapıyor? Onda kayboluyor. Dolayısıyla kendi bedenlerini yok kabul ediyorlar. İşte Hallacı Mansur'un çok tartışmalara neden olan Enel Hak ifadesi, işte Beyazıt-ı Bistami'nin cübbenin altında Allah vardır ifadesi, aslında kulun o aşkullahla kendisini yokluğa, faniye, işte fena fillah deniliyor. Yani Allah'ta yok olmak, Allah'ın birliğinde tek olmak, Allah'la bir olmak. Yani aslında kul Allah'ın kendi kalbi, Allah'ın insanın kul kalbinde, kalbi, gönlü o kadar büyük ki Cenab-ı Hak hiçbir şeye sığmayan mutlak güç olan Cenab-ı Hak kulun kalbine sığıyor. Burada tabii aslında insan bu kulluk bilinciyle Allah'a olan aşkını terennüm ediyor. İşte söylediğiniz ilahilerle, bu yazılan işte şiirlerle, metinlerle, eserlerle. Ama bazen kulun bu marifetullah ve muhabbetullah'a geçiş sürecinde yaşadığı bir de tecrübe var. Bu tecrübe aslında kitabi bir tecrübe değil. Bu yaşanan ama ifade edilemeyen, kelimelerin bittiği. Yani bu açıdan marifetullah'ı dünyevi bir bilgiyle karşılaştırmamız mümkün değil.